Rabbimiz Teala burada yine sözü olumsuz tiplerden münafığa getirdi. Bundan şu dersi alıyoruz ki biz insanlar ne yapıp bütün imkanlarımızı kullanıp mümin olmaya çalışırken yanı sıra münafık olmayacağız, yanı sıra müşrik olmayacağız, yanı sıra şeytan olmayacağız. Rabbimiz dönüp dönüp olumsuz tiplerden bu üçüne işaret ediyor. Bu münafık nasılmış bakınız? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَبْلُ فِي الْحَيَاتِ. İnsanlardan öyleleri vardır ki, münafık tip vardır ki, konuştuğu zaman çok hoşuna gidiyor. Dersin ki ya bu tam dört dörtlük bir Müslüman. Dört dörtlük samimi bir insan. Böyle sözleri falan etkileyicidir. Edebi konuşur. Teşbihler yapar. Edebi sanatları kullanır. Vurguları tam yapar. Beden dilini iyi kullanır filan. Dersin ki bu tamam ya. Bu dört dörtlük bir adam. Adam gibi adam dersin. Yanı sıra bir de ikide bir içindekine yani kalbindekine içinde gizlediklerine samimi olduğuna Allah'a şahit getirir. Allah şahit ki ben bunda samimiyim der. Şöyle yapar, böyle yapar. Halbuki bu insan iç dünyasında çok çok peygambere karşı, müminlere karşı çok keskin bir düşmanlık var. Elat kelimesi bıçağın en sivri tarafı, en keskin yönü, en keskin ucu anlamına geliyor. Hisam da hasım kelimesi de biliyorsunuz düşman da düşmanlık demektir. Bu kişi en keskin, en paralayıcı, en çok zarar veren birisidir. Münafığın zararı gerçek düşmandan daha çok olmuştur. Münafığın zararı müşriklerin en böyle ileri gelenlerinden Ebu Cehil'den daha fazla olmuştur. Çünkü Ebu Cehil'i tanırsın. Ha bu dersin bu gavurdur, bu düşmandır. Tedbirini ona göre alırsın. Ama münafık senden görünür, seninle yola gider, sen de güvenirsin. Onunla yola gidersin, onunla bir şirket kurarsın, ticarete girişirsin, sosyal bir faaliyete girişirsin. Efendim, Allah için bir işe koyulursun, onu güvendiği için en iyi yerlere getirirsin. Tam böyle hayat memat noktasında bir bakarsın seni arkadan bıçaklar. Ha, münafık tip böyledir. وَاِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْاَرْضِ. Senin yanında böyle konuşur. Sen de her taraftan bu işte her yönüyle dersin ki bu çok samimi bir adam dersin. Fakat senden yüz çevirdiği zaman, senden ayrıldığı zaman var gücü fesat çıkarmaya çalışır. Ya da eline imkan verdiğin zaman bütün imkanları fesat çıkarmaya çalışır. Fesat çıkarırken ne yapar? Elma ve merhum buranın manasını verirken, tercümesini verirken çok ince bir şey yakalamış. Sa'a fil ardı. Fil ardı demek yeryüzünde manasına geldiği gibi yerin içinde manasına da gelir. Yani onun fesadı yerin içine de işler. Hemen arkasına bakın. Ve yuhlikel harfe ve nesli. Ekini ve nesli bozar. Ekin biliyorsunuz yerin içinden gelir. Onu dahi bozuyor. Yerin içine bile işliyor, onu bozuyor. Bir de nesli bozuyor. Yeryüzünde dolaşanları da bozuyor. Bunu biraz daha fazla açıklayacağım. Biraz sonra tekrar döneceğim. Vallahu la yuhibbul fesad. Allah Teala fesadı, bozgunculuğu sevmez. Allah Teala bu kainata bir mizan koymuştur, bir denge koymuştur. Bunun bozulmasını Allah Teala sevmez. Tekrar başa dönüyorum. Münafık tip nasıl bir tiptir? Münafık tip.
Kur'an-ı Kerim'de az önce dediğim gibi en çok anlatılan tiplerden birisi münafıklıktır. Niye? Çünkü insanların baş belası olacak tiplerden birisi. Müminleri bile en çok zarara alacak olan tip bu tiptir. Ve Kur'an'da insan tiplerine baktığım zaman en üst seviyede nasipsiz olan tip yine bu tiptir. Nasipsiz olan tip diyor. Niye? Bakınız. İçimizden şöyle düşünelim. Biz peygamberimizi filan bizzat dünya gözüyle görmüş olsaydık ne olurdu? Peygamberimizi geçtik, Hazreti Ebubekir'i görseydik mesela ne olurdu? Herhalde sevincimizden ayaklarımız yere değmez, göklerde gezer, hiçbir şeye eyvallahımız olmaz. Dünya bir tarafta, biz tek başımıza bir tarafta olsak hiç eyvallahımız olmazdı. Öyle düşünüyorum. Şimdi bakın, münafık peygamberimizi görmüş, onun arkasında namaz kılmış, onunla çok zaman beraber olmuş ama yine de iman nasip olmamış. Bunu düşündüğünüz zaman o günden bugüne en nasipsiz insan kimdir derseniz münafığı göstermek durumundayız. Münafık. Bundan daha önce nasipsiz görmedim. Biraz belli de ehli kitap nasipsiz. Yahudi ve Hristiyanlar. Kendilerine peygamberimizin bilgisi verilmiş. En ince ayrıntısına kadar peygamberimizi biliyorlar, tanıyorlar. Son peygamber olarak tembih edilen kişinin bu kişi olduğunu adları gibi biliyorlar. Ama yine iman etmiyor. Bu da ayrı bir nasipsizlik. Yani Yahudinin kafasında, Hristiyanın kafasında peygamberimizin son peygamber olduğu konusunda en ufak bir bilgi eksikliği yok. Bilgi tam. İşte sana nasipsiz. Peki münafık niye biraz bunlardan daha fazla nasipsiz? Çünkü Yahudi ve Hristiyan işteyse ben inanmıyorum. Arkasında namaz kılmamış. Ama münafık ben inanıyorum diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Peygamberimizin arkasında namaz nimetine nail olmuş. Namaz kılan nimetine nail olmuş. Buna rağmen inanıyor. O bakımdan münafık tip nasipsizlikte benim kanaatim tabi katılmayabilirsiniz. Bir adım daha öndedir. Peki münafığın özellikleri nelerdir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok özellik sayar. Kur'an-ı Kerim de sayar. En önde gelen 5 tanesini söyleyeceğim. 5 tane münafık özellikleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki لِلْمُنَافِقِينَ عَلَامَاتٍ münafıklar için alametler vardır. Ondan sonra sayıyor. 5 tanesini söyleyecektim. Bu rivayetin altında saydığı şeylerden bir tanesi şu. لَا يَلَّفُونَ وَلَا يُؤَلِّفُونَ münafık tipler geçinmezler. Başkasının da geçinmesine engel olmuyor. Kendileri geçimsiz tiplerdir. 5-6 kişi diyelim ki bir evde kalıyorsunuz ya da bir sınıftasınız, efendim askerdesiniz ya da bir ticaret kurmuşsunuz, ticaret götürüyorsunuz, bir dernektesiniz vesaire, bir partidesiniz, bir sosyal kurumdasınız, bir vakıftasınız, her neyse 5-6 kişi çalışıyorsunuz. Bir tanesi mızmız mesela. Hiçbir makul şeyi kabullenmiyor. Diğeri de ama bunu bir idare edelim. Şunu bir sabredelim. İşte münafık tip bu şekilde idare edilen tiptir. Geçinemiyorsunuz. Mümin tip idare eden tiptir. Sabreder, fedakarlık yapar, öyle de idare eden derken yanlış anlamayın.
bir makama girdi de insanları idare eder anlamında değil. İnsanın tutuna çok hevesli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buna heveslenmeyin diyor. Ama insanımız çok hevesli. Bu anlamda değil. İdare etmek demek burada. Başkasının mızıkçılığına sabretmek, idare etmek anlamında. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin için şunu söylüyor. El müminu ilfun me'lufun ve la hayra fî men la ye'lef ve la yu'lef. Mümin tümden geçimdir ve kendisiyle geçinilendir. Geçinmeyende ve kendisiyle geçinilmeyende hayır yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İlf kelimesi mastardır. Geçim diye tercüme ettik. Elif kelimesi ve kadın için olan elife kelimesi cana yakın geçinilen ısınkan anlamındadır. Böyle yanına vardığı zaman için kaynar. Elif kelimesi. Yoksa elifbadaki elif değil, elifizm. Kendisiyle ülfet edilebilen, hemen samimiyet kurulabilen mümin, içi dışı samimiyet olduğu için böyle hani derler ya çağdaş ifadeyle pozitif elektrik, elektrik. Böyle hemen canın kaynar. Böyle olmayan da hayır yoktur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada mastar kullanmış. Yani geçimlidir dememiş. Geçimin kendisidir demiş. Niye? Manadan mübalağa olsun. Böyle söylemiş. Onun için tercüme ederken de mümin tümden geçimdir diye söylemek durumunda aldık. Hadis-i şerifte bulunan kelimeler var. Birisi bu. Müminle münafığı ayıran özelliklerden bir tanesi bu. Diğer dördünü bir hadis-i şeriften nakledeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki dört özellik vardır ki dördünde bir insanda bulunursa tam tamına dört dörtlük bir münafıktır. Bunlardan bir tanesi bulunursa münafıklıktan bir cüz üzere bulunur. Hadis-i şerifin girişi böyle. O dört özellik nedir? Bir, konuştuğu zaman yalan söyler. Başkasını aldatır. Başkasını yanlış yönlendirir. İki, söz verir, sözünde durmaz. Üç, bir şeyi emanet ederse hıyanet eder. Dört, bir başkasıyla nizalı duruma düştüğü zaman karşı tarafın haklı olduğunu bildiği halde haklı çıkmaya çalışır. İşte Müslümanlar maalesef bu vasıflarda büyük oranda sınıfta kalmaktadırlar. Ben müminim, dost doğru olmam gerekir diyeceğine bir bakıyorsunuz ki olmadık ya mutlulara. Bir daha söylüyoruz. Mümin tümden geçimsizdir. Söz verir sözünde durmaz. Efendim yalan konuşur. Emanete hıyanet eder. Nizalı durumlarda kendisinin haksız olduğunu bildiği halde haklı çıkmayacaktır. Bunlar Efendimiz'in saydığı bu özellikler insanı şahsiyetli kılan ya da şahsiyetsiz kılan çizgiyi verir. Bundan olumsuzu bizde varsa maalesef münafık şahsiyeti üzereyiz demektir. Olumlusu bizde var ve bundan ısrar ediyorsak biz dürüst insanız ve müminiz. Hatta bu özellikler yani olumlu olan tarafı kafirde bile olsa Peygamberimiz onu övmüştür. Evet, övmüştür. Mesela Müslüman olmamış olan, belki de Peygamber'e yetişememiş olan, adaletiyle meşhur İran kralı Nuşirvan dedikleri, yani Nuşirvan, onun adaletini övmüştür. Ve onun Peygamber'e yetişememesine üzüldüğünü söylemiştir.
Veya cömertlik diyelim. Hatem-i Tâhi var Araplarda. Cömertlik timsali olarak verilir. Onun peygambere ulaşamamasına üzüldüğünü söyler. Onun oğlunu, torununu gördüğü zaman o dedesinin ismiyle onu hatırlatarak ona hitap eder. Kafirde bile olsa bu güzellikler, güzel şeyler, bunun mümine yakıştığını söylüyor. Müminin böyle olması gerektiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Biz Peygamberimiz hatırı için, Allah hakkı için ne olursa olalım, bu özelliklerin güzel olanını, güzel olan bu özellikleri kendimizde bulundurmamız gerekiyor. Bundan fire vermememiz gerekiyor. İnsan zayıf durumları olabilir. O anda bile kendisine sahip olup sonrasını düşünün. Günlük, dakikalık, saatlik değil de sonrasını düşünerek yine bu mümin şahsiyeti, şahsiyet özelliğini kendisinde bulundurması gerekir. Tersine tekrar geliyoruz. Münafık bu özelliği neydi? Nizalı durumlarda karşı tarafın haklı olduğunu bildiği halde haksız konuma düşürerek kendisini haklı göstermek için elinden geleni yapar. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresine gelecek 65. ayette bir münafık ile Yahudi cederleşiyorlar bir konuda, bir hak hukuk meselesi. Münafık tabii ki mümin olduğunu söylüyor. Müslüman, Müslümanı temsil ediyor orada. Öbürü Yahudi. Yahudi bu işi Muhammed'e götürelim, o çözsün diyormuş Aleyhisselatü Vesselam. Münafık da Yahudilerin reisi efendim Kâb bin Eşraf'a götürelim diyormuş. Müslüman diyen meseleyi Yahudi reisine götürülmüyor. Yahudi olan Muhammed Aleyhisselam'a götürelim. Yahudi aslında bunu demez de haklı olduğunu bildiği için, Peygamberimize haksızlık yapmayacağını bildiği için onu da diretmiş. Ondan sonra bakın ayet iniyor. Nisa 65. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِبُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah Teala burada kendisine yemin ederek söylüyor. Kur'an'da Rabbimizin yemin ettiği 50-60 kadar şey var. وَالْضُحَى وَالْلَيْلِ سَجَى mesela وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْفَجْرِ وَالْعَشْرِ mesela yemin ettiği birçok şey var. Ama burada Rabbimiz kendisine yemin ederek söylüyor. Diyor ki Rabbine yemin olsun ki Peygamberimize hitaben. Onlar aralarında meydana gelen nizalı durumları sana gelip seni hakem edinmedikçe ve senin hakem olarak verdiğin bu hükme içlerinden gele gele teslim olmadıkça Rabbine yemin olsun ki iman etmiş olmazlar. Rabbimiz kendisine yemin ederek onların iman etmediklerini, mümin olmadıklarını söylüyor. Öyleyse biz münafık olmayacaksak aramızdaki meseleleri Allah ve Resulüne götüreceğiz. Onlar ne diyorsa o. Bu çok önemli, çok çok önemlidir. Müslümanlık iddiasında olan insanların çok büyük yüzdesi bu konuda firedir. Aralarına gidiyorsun, gelin bakalım. Bak aradaki meselede İslami hüküm bu. 5 vakit namazı, hacı, sakalı, haftalık sohbetlere gider. Bir bakarsınız ki yok be, ben mahkemeye götüreceğim diyor. Ondan sonra 3-5 sene sürülürler. Olmadık masraflar yapar. Bir de düşman kesilirler. Hadi bakalım. Halbuki içten gele gele bir hakeme götürselerdi. Ve meşru kaidelerle hükmü olsa, teslim olsalar
neticede de bir hedef başarırsa ister Müslümanlığın, Müslümanlık kardeşliği hem de mesele çözülmüş olacaktır. Hem helalinden alacaklardır. Müslüman buna gelmeye müsait değil de. Biz Müslümanlar uzağa gitmeye gerek yok. Buna daha hazır değiliz. Buna hazır değiliz. Çok altın işlerini söylüyorum. Hazır değiliz. Peki bir tekrar buraya geliyorum. Münafığın sözleri çok hoşa gider. Edebi konuşur. Böyle sanatkarına konuşur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bana bazen davalı ve davacı gelir. Birisi o kadar güzel meselesini ortaya koyar ki ben onu haklı zannedebilirim. Haklı zannettiğim için onun lehine hükmetmiş olabilirim. Kim haksız olduğu halde kendisi lehine hak hükmettiyse bilsin ki bir ateş parçasını onun avucuna koymuş olur. Artık o ister bunu alsın, ister terk etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile çok güzel meselesini ortaya koyan kişi için onu zannetmiş olabilir. Kaldı ki zamanında hakimler, şunlar, bunlar bu noktada çok daha fazla hata ediyor olabilirler. Zaten hakimler bizzat kendisi söylüyor. Hakkı, adaleti ancak %50 olarak icra edebiliyoruz. Delil yetersizliği var, adam acayip savunuyor, haklı olduğunu bildiğimiz halde adam konuşamıyor, halinden az çok biliyoruz ama elde delil yok. Bunu söyleyebiliyorlar. Bu durumda Müslümana düşen şu, haksız olduğu halde kendisine hak verilmişse ben bunu alamam deyip karşı tarafa hakkını verebilmelidir. Bunu veren insan mümkündür. Vermeyen münafıktır sayısı kendisine. Bu konuda herkes kendisini bir hesaba çeksin. Acaba ben hangi noktadayım? Çok önemli bir noktadır. وَاِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُولِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادِ Vaktimiz bitmek üzere yaklaştı. Kısa keselim. Bu münafık tip iş başına getirildiği zaman eline imkan verildiği zaman ne için çabalar duruyormuş? Fesat çıkarmak için. Çevresine, ülkesine, insanlara hizmet için değil. Güzelce gitmekte olan acaba neyi bozabilir? Yetkimi nerede kullanıp, müdahale edip neyi fesada uğratabilir? Bunun için düşünüyor. İşi, gücü, zihni, fikri, gönlü buna çalışıyor. Bu arada yaptığı neymiş? Ekini ve nesli bozuyor. Ekin acaba ziraattan mecaz olarak mı kullanıldı ki herhalde öyledir. Ziraatı bozuyor münafık tipi. Öyle bir oynama yapıyor ki Allah'ın yarattığı şeyler üzerinde bütün insanları kendisine bağlıyor, onları istediği gibi oynatıyor. Tohumundan tutun, üretilen bilmem mahsule varıncaya kadar bir bakıyorsunuz ki ayarı bozuk. Her tarafını bozmuş. Ondan sonra dünya üzerinde arıyorsun, tarıyorsun, bunun orijinalini saklamaya, bulmaya çalışıyorsun. Münafık tip bunları bozuyor. Bu bir. İkincisi, nesli bozuyor. Her an nesil maalesef bozuktur. Bunu ben inanç açısından söylemiyorum. Biyolojik olarak söylüyorum. Nesil bozulmuştur. Şöyle örnek vereyim ki helal gıda konusunda birkaç yıldan bu yana çalışıyoruz bir platform olarak, ekip olarak çalışıyoruz. Şunu görüyoruz ki Allah Teala insanı yaratırken bir ayarla yaratmış. İnsanda bir ayar, hani fabrika ayarları diyoruz ya, yaratılıştan gelen bir ayar var. Bu münafık tip, ona bozuk şeyler yedire
fesada uğramış, nesli fesada uğramış. Şöyle bir örnek vereyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ki çok önemli bir örnektir. Çok yerde de veriyorum bunu. Miraç'tayken kendisine iki tane şey ikram edilmiş. Şarap ve süt. Efendimiz sütü tercih edince Cebrail Aleyhisselam fıtratı tercih ettim demiştir. Yaratılışa en uygun olanı seçtim demiştir. Peygamberimizin ayarı aklı selim. Ayarı fabrika ayarı oldu ve bozulmadığı için Allah Teala onu özel olarak terbiye etmiş, bozulmamış, doğruyu tercih etmiştir. Doğruyu, fıtrata uygun olan tercih etmiş. Şimdi bu olayı keselim, yan zamanımıza getirip bir yapıştıralım bakalım, bir de diyelim. 100 tane gencimizi bir dizelim. Sütle mesela kola ikram edelim, hangisini tercih ederler? Bozukluğu görüyorsunuz değil mi? Fıtratı tercih etmiyor, edemez olmuş. Ayar bozuluyor. Ramazan'ın son günlerinde itikaflar yapılıyor biliyorsunuz. Ve bu itikafta temel yiyeceklerden bir tanesi kuru üzüm. Kuru üzüm. Araya gençler karıştığı zaman kuru üzümü verdiğinde burun bükülüyor, yiyemez olmuş. Böyle cicili bicili, boyalı, bilmem, uyduruk şeyler yiye, vücudundaki ayar gerçek olanı seçemez. Yiye mi? Biliyorsunuz şiir diye bir adetimiz var, güzel bir adettir. Bugünlerde ben özellikle doğal şeyler alıyorum. Böyle cicili, boyalı şeyler almıyorum. Çocuklara doğal olan şeyleri verdiğim zaman yüzlerine bakıyorsunuz, biraz yüzü kızarıyor, bozarıyor. Ona efendim isimlerini söylemek istemiyorum. Güzel boyanmış. İçi dışı fesat dolu. Şeyler istiyor. Bunu verdiği zaman yüzü gülüyor. Ve doktorlarımız diyorlar ki bu hafta çocuklarda bağırsak enfeksiyonda patlama yaşıyoruz diyorlar. Şimdi bunları gördüğün zaman münafık bizi bozmuş. Münafık bak, önce ekini bozdu, ziraatı bozdu, sonra nesli bozdu. Biz hem ekin konusunda, ziraat, gıda konusunda, hem de nesil konusunda yeniden kendimizi fabrika ayarlarına döndürüp yeniden bir ayar çektirmemiz gerekiyor. O ayar kitap ve sünnet ayarı. Burada noktalıyorum. Münafıkla ilgili ayetler bitmedi. İnşallah devam edelim. İşraftan sonra yine çorba ikramımız orada da sohbet var. El-Fatiha.